Merhaba arkadaşlar. Bursluluk sınavını kazanamayan arkadaşlarımız ne yapacak? Ayrıntılarıyla aktaracağım. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız adı hemen videomuza geçelim. Şimdi bursluluk sınavını kazanamadıysan ilk öncelikle üzülmemelisin. Çünkü burada önümüzde daha seneler var. Özellikle daha 5. sınıftan 6. 7. sınıftan hatta 8. 9. sınıftan bile daha önünde 9. sınıf olsan bile 2 sene var. O nedenle birincisi burada üzülmemen gerekiyor. Sağlık olsun yeterli demen gerekiyor. Tabii ki üzüleceksin. Ama çok fazla kafaya takmaman gerekiyor en azından Onu söyleyeyim yani üzülme desem de üzüleceksin Ama sadece dediğim gibi çok fazla kafaya takma Sağlık olsun deyip kendini motive ver Ve bununla birlikte bu bir sene içerisinde Yani her gün 5-10 saat çalış demiyorum ama Bu bir sene içerisinde haftanın en azından bir 5 saatini bursluluk sınavına ayır 7 günlük süreçtin içinden sadece 5 saatini bursluluk sınavına ayırsan yeter Ve bu haftalık 5 saati önümüzdeki seneye kadar nisan ayına kadar ayırsan Bursluluk sınavına yani en yüksek puanlardan birini de alırsın. Çünkü genelde bursluk sınavında çalışan arkadaşlarımız son birkaç ay oluyor. Özellikle şunu söylüyorum. Kazama, kazanamayan arkadaşlarımız bir sonraki sene tekrar denediğinde yüksek bir ihtimalle kazanıyor. Neden kazanıyor? Çünkü öğrenci nasıl sorular çıktığını biliyor. Az çok bursluk sınavına girdiği için deneyimi var. Nasıl olduğunu biliyor. Daha rahat giriyor ve bununla birlikte birazcık daha çalışarak girdiği için öğrencimiz birazcık daha fazla çalışarak girdiği için genellikle ikinciye giren öğrencilerimizin %90'ı kazanıyor. Siz de bunlardan biri olabilirsiniz. Bizleri takip etmeye devam edin. Önümüzdeki sene de yine bursluk sınavı ile alakalı videolar gelecek. Ayrıca Bursluluk Sınav kanalımız var. Onu da takip edin. Ama lütfen kendinizi üzmeyin. Bu süreçte sizlere bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kendinize de iyi bakın. Görüşmek üzere.